O zaman bu tapu hepimizin adınadır. Tamam. Ben kiracı değilim. Eyvallah. Kimse bana kiracı muamelesi yapmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Hiç kimse de ben yapmam, kimse de kimse yapmasın tamam. diyorum. Benim söylediğim budur. Anlaştık mı? Ama birileri hayır kardeşim ben bağımsızlık istiyorum dediğinde eğer şiddete başvurmuyorsa bırak o da düşüncesini ifade etsin. Bu, bir bu da serbest olsun diyor. Bakın bunu, bunu tabii bir insan düşüncesini böyle yapabilir. Hakikaten evet. Mi? şiddete başvurmadığı müddetçe, evet. teröre başvurmadığı müddetçe. Yeterince açık değil mi benim söylediklerim? Açık. Hı. Tamam siz bunu istiyor musunuz Mahmut? Söyledim ben onu işte. Ya bayrağımız olsun diyor musunuz? Biz yani eşit bizim... vatandaşlık olsun diyoruz. Ya. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun diyoruz. Bizim evet. bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismini Türk bayrağı dediğinizde Kürt ki peki benim bayrağım nerede? Niye Türkiye bayrağı değil Türk bayrağı? Neden? Anlatabildim mi? Yani birileri ısrarla Kürt'e bu senin bayrağın değil diyor. Kimse onlara bir şey söylemiyor ama. Kürde sen ayrı bir bayrak istiyor musun diye soruyorsunuz. Gidin ona sorun deyin ki bu Türkiye'deki bütün insanların bayrağı iken niçin buna Türk bayrağı diyorsunuz? Neden? Tartışılması gereken zemin bu değil mi? Yani Türk, Türkiye bayrağı mı yapalım? Değil, yani yapılması öneriniz bu mu? Ben bayrakla kavgam yok. Ben evet. herhangi bir problemim yok. Ama bayrağın ismi bana problemi geliyor. Anlatabildim mi? Türkiye ama Türkiye ismi sıkıntı değil herhalde. Sıkıntı değil. Evet. Türkiye Cumhuriyeti ismi, devletin isminden bahsediyorum. Onu söylüyorum işte. Yani o sıkıntı değil ama yani birileri ısrarla, ısrarla Türk bayrağı, Türk vatandaşlık kanunu, Türk ceza kanunu, Türk ticaret kanunu, Türk bilmem ne, Türk gibi. Ve son yıllarda ben anlamıyorum yani Osmanlı'dan beri Kızılay'ın adı Kızılay'dı. Niye Türk ekledi de ben bunu anlamış değilim.